İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 31. olağan oturumu gerçekleştirildi. Kilikya'nın bağımsızlığının 104. yıl dönümü dolayısıyla davet. Arman Tatoyan, Bakü'deki suç eylemlerinin kanıtlarını uluslararası gazetecilere sundu. Le Figaro, Artsakh'ta mezarlıkların tahrip edilmesi. Artsakh'ın tehlike altındaki kültürel mirası Bankasar. Hindistan'da faaliyet gösteren Ermeni ressamın eserleri Yeni Delhi'de sergilendi. Levancıl Falakyan, Dünya Güreş Federasyonu onur listesine dahil edildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin olağan toplantısı 22 Temmuz'da gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan yaptı. Özellikle Batı Ermenistan'ın var olduğunu ve yerli halkların haklarını korumaya hazır olduğunu vurgulayarak yerli hakların hakları hakkında konuştu. Devlet Başkanı Margosyan ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyetinin Ermenilere karşı soykırım Arminosit Müze Enstitüsü ziyaretinden de bahsetti. Müze müdürüyle görüştüklerini ve Arsak'la ilgili birçok planlarının olduğunu açıkladı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti vatandaşlarını 4 Ağustos Pazar günü saat 11'de Kilikya'nın bağımsızlığının 104. yıl dönümü kutlama törenlerine katılmaya davet ediyor. Bu önemli olay vatanımızın özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşan kahraman atalarımızın başarılarını hatırlama ve onurlandırma fırsatı verecek. Etkinlikte Kilikya'nın kahramanlık geçmişine ilişkin tarihi değerlendirmelerin yapılması planlanıyor sanatçıların Kilikya'nın zengin kültürel mirasına adanmış konuşmalarının yanı sıra ulusal değerlerimiz ve geleneklerimizle ilgili konuşmalar ve anma törenleri gerçekleşecek. Batı Ermenistan Hükümeti bu etkinliğin gururumuzun ve dayanıklılığımızın örneklerini yeni nesillere aktarmak için önemli bir platform olacağını vurguluyor. Eski insan hakları savunucusu Arman Tatoyan uluslararası gazetecilere Bakü'nün Arsah ve Doğu Ermenistan sınır yerleşimlerindeki suç faaliyetlerine, Bakü Devleti'nin Ermenilere yönelik ırkçı ve düşmanca politikalarına ve Ermeni kimliğinin yok edilmesine ilişkin kanıtlar sundu. Arman Tatoyan, Bakü'nün silahlı görevlilerinin sınır sakinlerinin haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiğini, bunun sonucunda sınır kasaba ve köylerinde yaşayanların normal ve güvenli bir yaşamdan mahrum bırakıldıklarını vurguladı ve tüm bunlar Bakü hükümetinin doğrudan himayesi altında gerçekleşiyor. Ceza olmadığı sürece Bakü'nün politikasını sürdüreceğini Dolayısıyla Doğu Ermenistan'da güvenliği ve insan haklarını sürekli olarak baltalayacağını vurguladı. Fransız Le Figaro gazetesinde yazdığı Orta Çağ sanat tarihçisi ve Kafkasya uzmanı Patrick Donabetyan'a göre Bakü'nün politikası Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıldaki politikasının yeni tedbirlerle bölgedeki tüm Ermeni varlığının silinmesini amaçlayan politikasının devamıdır. Bu açıdan bakıldığında mezarlıklar hedef alınmaktadır. Ermenilerin kimliğinde önemli bir yer tutan ve atalarıyla bağı yüksek olan en eski 9. yüzyıla tarihlenen meşhur haçkarları, mezar taşları ile bu yerler Bakü askeri operasyonları sırasında birçok vandalizme maruz kalmıştır. Son Ermenilerin de ayrılmasının ardından Agnakvirun Guzeta yakınındaki 19. yüzyıl mezarlığı tamamen yıkıldı. Vazgeneşen yakınlarında bulunan ve tarihi 14. yüzyıla kadar uzanan başka bir mezarlıkta ise birçok orta çağ haçkarı bulunuyor ve 2023'ten bu yana yoğun bir inşaat alanı olduğu görülüyor. Uydu görüntülerine göre mezarlığın büyük bir kısmı zaten yok edilmiş durumda ve bu da onun yerine modern bir altyapının yapılabileceğini düşündürüyor. 18.-19. yüzyıllarda Yerevan Kapıları yakınında inşa edilen Gazançetsos mezarlıklarında buldozerler mezar taşlarının üzerine çöp döktü ve mezarların içinden yol açarak tarihi mezar taşlarını yok etti. Avrupa Hukuk ve Adalet Merkezi bu endişe verici diziyi dikkate alarak Arçak'taki manasırların bütünlüğünden endişe duyduğunu belirtiyor. Özellikle 9. ve 13. yüzyıllar arasında inşa edilmiş Tadibank, 13. yüzyılda inşa edilmiş Gantasar ve 4. yüzyılda inşa edilmiş Amaras'ın akıbetleri uluslararası toplumun endişesine neden olmuştur. Kasar Dağı'nın zirvesinde 1980'li yılların başına kadar yarısı yıkılmış bir kilise korunmuş olup saygın antikliği ve kurgusal özellikleri nedeniyle tarihçi mimarların dikkatini çekmiştir. Sovyet yıllarında Yampolski tarafından Vankasar Kilisesi'ne ithaf edilen bir makale yayınlandı. Kapsamlı materyalin yanı sıra kilisenin planı ve fotoğraflar da ilk kez yayınlandı. Ancak Ermeni yazıtına ve birçok işaretin varlığına dikkat çeken Yampolski, Bakü'deki sözde bilim insanlarının özlemlerini takdir ederek kiliseyi tamamen haksız bir şekilde Ağban olarak değerlendirdi. 1986 yılında Sambel Garabetyan ve Mimar Gazaryan'ın yerinde yaptığı araştırmalar sırasında çarpıtılmış kilisenin batı girişinin kuzey tarafında iki yazıt bulunmuştur. Kilisenin korunmuş duvarlarında bu iki yazıtın yanı sıra başka yazıtlar da görülebilmektedir. Bunlar esas olarak iki türdendir. Ermenice yazı tipleri ve resimler. Bankasar Kilisesi 1. Artsa Savaşı sırasında hasar görmüştür. Akna'nın kurtarılmasının ardından bölgedeki tarihi ve kültürel eserlerin incelenmesi ve kısmen restore edilmesi mümkün oldu. 2011 sonbaharında Artsakh Turizm Dairesi burada temizlik, tamir ve güzelleştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Ocak 2012'de kısmi sabitleme çalışmaları tamamlanarak kilisenin kubbesine haç yerleştirildi. Batı cephesinin yıkılan kısmı yeniden inşa edildi. 20 Kasım 2020'den bu yana Bakü'nün kontrolünde bulunuyor. UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin Yeni Delhi'deki 46. oturumu çerçevesinde dostluğu yeniden kuran sanat, Ajanta Doğu Ermenistan'da yeniden ziyaret edildi. Konulu etkinlik düzenlendi. Hindistan'da faaliyet gösteren ünlü Ermeni ressam Sarkis Haçaduryan'ın 1930'lara ait tablolarının kopyaları Doğu Ermenistan Ulusal Galerisi'nde sergilendi. Ülkemizin UNESCO temsilcisi Aram Hagopyan, kültürel mirasın coğrafi uzaklık, dil ve dinsel özellikleri ne olursa olsun halkları birleştiren bir köprü olduğunu vurguladı. Ressamın resimlerinin kopyalarının sergilendiği ülkemiz pavyonu oturum sonuna kadar hizmet verecek. Ermeni güreşinin efsanesi Levoncul Falakyan, Dünya Güreş Federasyonu onur listesine dahil edildi. Bunu Arsenjol Falakyan'ın Facebook sayfasından öğreniyoruz. Olağanüstü başarıları ve hem sporcu hem de antrenör olarak güreşe yaptığı katkılardan dolayı Birleşik Dünya Güreş Onur Listesi'ne alındı. Bu arada bu durum Doğu Ermenistan için bir ilkti. Resmi onurlandırma töreni 5 Ağustos'ta Paris'teki güreş evinde gerçekleşecek. Bu spor dalındaki bu ve tüm başarımız tüm Ermeni halkı için bir onurdur. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.